Malzemelerimiz önce hamuru için 1 leğene 2 bardak un koyuyoruz. Bir buçuk çay kaşığı tuz ve bir yumurta. Bir bardak su koyuyoruz ve hamuru yoğuruyoruz. Yoğurduk. Hamur kıvamı bayağı bir kulak memesi gibi olmalı ve ele yapışmamalı. Hamuru bir kenara bırakıp iç harcı hazırlayalım. İç harcı için 300 gram kıyma, 2 orta boy soğan, 2 çay kaşığı karabiber, 1,5 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kimyon ve 2 çay kaşığı kırmızı pul biber. Ve harcımızı yoğuruyoruz. O da tam kıvamına ulaşınca, o da bu şekil kıvamını alınca hamurumuzu açmaya başlıyoruz. Hamurumuzu gayet ince açmalıyız. Yufka ne kadar ince açılırsa mantımız bir o kadar lezzetli olacaktır. Hamurumuzu açtık ve yufkamızı ortadan ikiye katladık. Ütü izi gibi iz yapsın ortadan diye de parmağımızla bastırdık. Fark edebiliyorsanız ütü izini. Ve o izden kalan bir tarafına fırçayla yumurta süreceğiz. Yani yumurta sürdüğümüz yere de kıymaları gayet düzgün olarak dizdik. Yani kıymaları çok düzgün dizmeliyiz. Çünkü aralarına üstüne diğer kalan yufkayı üzerine kapattığımız zaman aralarına parmağımızla bastırarak üstteki yufkanın alttaki yufkaya yapışmasını sağlayacağız. Bu yüzden kıymaları düzgün dizmeliyiz. Evet, yufkayı şimdi üzerine kapatacağız. Evet, aralarını parmağımızla dediğim gibi bastırarak alttaki hamura çok daha güzel yapışmasını sağlıyoruz. Bu işlemi bütün mantı aralıklarına uyguluyoruz. Ve daha sonra o işlem bittikten sonra, pardon yumurtayı da döktüm oraya. Hamur kesme ruletiyle dışarıya taşan hamurları bir kesip alıyoruz. Kesip alacağız. Evet, kestik. Şimdi onları kolayca oradan alacağız. Ve şimdi son kontrolümüz. Kabaran yerleri tekrar bastırıyoruz. Evet, şimdi hamur kesme ruletiyle o bastırdığımız aralardan kolay kolay kesmeye başlıyoruz. İnanın hiç zor değil. O kadar kolay oluyor ki bakın gördüğünüz gibi. Şimdi bir de yandan keseceğiz ve mantı kesmek bu kadar kolay. Buyurun. Ve tepsiye dolduralım. Tencereye aktarıp haşlamaya başlarız. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın.